Obezite zamanımızda önlenebilir ölüm nedenleri arasında ikinci sırada. Birinci önlenebilir ölüm nedeni sigaraya bağlı ölümler. Şu anda Sigara görüyoruz. ne oluyor da obezler erken ölüyor? Hep ölüm diyorum ama o kadar Ne önemli oluyordu? çünkü konu. İki neden var. Ahmet'in söylediği bütün şeyleri bir arada düşündüğümüzde gerek tip 2 şeker, gerek hipertansiyon, gerek kanda yağ oranlarının artması bunların hepsi zamanımızdaki 2014 yılı itibariyle birinci ölüm nedeni olan damar sertliği açısından risk faktörleri. Dolayısıyla obezlerin kandaki yağ oranları arttığı için bunlar sıklıkla hipertansif olduklarından ve sıklıkla tip 2 diyabet olduklarından damar sertliği gelişimi bu insan hepimiz doğduğumuz an damar sertliği başlıyor. Bazı insanlarda bu çok hızlı ve akselere bir şekilde 20'li 30'lu yaşlarında problem yaratmaya başlıyor. İşte obezler bunlar. Sonuç itibariyle obezler damar sertliğine bağlı gelişen koroner damar tıkanıklığı ve ona bağlı olarak gelişen enfarktüs nedeniyle ya da gene damar sertliğine bağlı olarak gelişen şah damarı tıkanıklığı ve ona bağlı olarak gelişen inme nedeniyle ya da biraz evvel Ahmet'in çok güzel anlattığı gibi kolon kanseri, meme kanseri, pankreas kanseri, mesane kanseri gibi kanserlerin daha fazla görünmesi nedeniyle Hayatlarını 15 yıl kadar kaybediyorlar. erken ölüyorlar. Bu şekil Evet, nedir bu şekil hocam? Adeta bizim birazdan konuşacağınız hastamız Necla Hanım'ın durumu. Yani Necla Hanım'da belki beyinde bir problem yoktu. Çok egosu yüksek biri Var olduğu için herhalde. yoğun bir depresyonu Migren yoktu vardı. ama hanımefendinin dizleri problemliydi. Migren Ciddi vardı tabii. karaciğer yağlanması Geçti. vardı. Karaciğer yağlanması bizim tıpta NASH olarak Hepsi şu an. tarif ettiğimiz artık enzim yükseklikleriyle seyretmekteydi. Hipertansiyon nedeniyle 3 tane ilaç almaktaydı. Ayrıca ciddi şekilde tip 2 diyabeti vardı. Biz hanımefendiyi aşağı yukarı 9 ay mı oldu Necla Hanım ameliyat 8 olarak? ay oldu. 8 ay evvel ameliyat ettik. Çok Ameliyat çok. olduğunda hanımefendinin 53 kilo fazlası vardı. 53 kilo 3 fazlası enfarktüs vardı. geçirmişti. Vücut kütle indeksi 40-45 civarıydı. 53 kilo fazlası vardı. 55. 55 kilo fazlası vardı ve zaten Kişi daha bir iyi iki biliyor kere bir kendinden iki kere gerçekten. enfarkt hatta 3 kez Aa, enfarktüs neler diyorsun? geçirmişti. Şu anda zaten görüyoruz herhalde değil mi Bu ameliyattan fotoğrafta da? önceki Necla Hanım ve şimdi kendisi nelerin değiştiğinden bahseder. Hani güzelleşmesi falan filan ayrı konular Tabii tabii ki ki onlar da çok önemli onlar çok önemli. aslında, Şimdi değil bizim mi? şöyle bir problemimiz var Küçük Hanım, şöyle bir şeyimiz var. 19-20 yaşında da 200-210 kilo olan çocukları ameliyat ediyoruz biz. Evet. Onların fazla damar sertliği yok, kolon kanseri riski falan onlar çok fazla ciddiye almıyorlar. Onlar neredeyse salt estetik amaçla Görsellik. çok arzulular. Biz onları da estetik amaçla ameliyat etmiyoruz. Estetik yararlanım bu işin Evet. sonucunda ortaya çıkan estetik sonuç bir sekonder, bir yan, bir ikincil fayda. Temel amacımız yaşamı uzatmak, yandaş hastalıkları ortadan kaldırmak ve daha kaliteli bir yaşam sunmak en son amacımız tabii ama o da çok önemli. O kendisi anlatır zaten. Evet.